Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Microsoft Word programında belgelerimize resimleri nasıl ekliyoruz, resimlerin düzenlemesini nasıl yapıyoruz, yazı içerisine konumlandırmasını nasıl yapıyoruz? Bunları en temelden en sona kadar sizlerle beraber göreceğiz. Hadi başlayalım. Anlatıma geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlerin desteğine ihtiyacım var. Sizler ücretsiz olarak kanalıma abone olup videomu beğenip paylaşırsanız, ayrıca yorumlar kısmına görüşlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Yazmış olduğunuz yorumların hemen hemen hepsini okuyorum. Zaman zaman beni üzen, hak etmediğimi düşündüğüm yorumlarla da karşılaşıyorum. Videolarımı izleyip faydalanan kardeşlerimizin de yorum yazarak destek olmaları benim için çok önemli. Hassasiyet göstereceğim umut ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Word belgesine resim ekleme işlemleri genellikle öğrencilerimiz ödev hazırlarken veya resmi dairelerde bazı özel durumlarda lazım olabiliyor. Ben Word uygulamamızı açtım ve içerisine bir tane yazı ekledim zaman kaybetmemek için. Şimdi biz burada resim nasıl ekliyoruz? Bu resim üzerinde ne gibi değişiklikler yapıyoruz? Onları göreceğiz. Şu kısımdan ekle bölümüne ben geliyorum. Buna tıkladıktan sonra burada resimler, çevrim içi resimler var. Resimler bilgisayarımızdan alıyoruz. Çevrim içi resimler de internetten indirip kullanabiliyoruz. Ama bunun için internet bağlantımızın da olması lazım. Resimler bölümüne ben tıklıyorum. Daha sonra buradan bir resim seçeceğim. Ekle diyorum. Şimdi bu resmi seçmemin sebebi şu. Word aynı zamanda bizim resmimizin arka planını temizlememize imkan veriyor. Tabii ki bu çok belirgin bir şeyse kolaylıkla temizleyebiliriz ama detaylarda sıkıntı olabilir. Şimdi ben böyle yeşil ekran bir tane resim buldum. Bunun temizlemesini yapacağız. Arka planı kaldır diye şurada bir uygulamamız var. Diyor ki resmin istenmeyen bölümlerini otomatik olarak kaldırın. Gerekirse resimdeki korunacak veya kaldırılacak bölgeleri belirtmek için işaretçileri kullanın. Şimdi ben bunu seçiyorum. İşaretçi dedikleri bunlar arkadaşlar. Korunacak alanları işaretle, kaldırılacak alanları işaretle diyor. Şimdi ben kaldırılacağı seçiyorum şöyle. Tıklıyorum buraya. Şu anda burası kaldırılacak. Korunacak alana geliyorum şimdi. Onu seçiyorum. Burada şu ceketin sağ taraftaki koluna bu işaretçiyle bir defa dokunuyorum. Bakın bir bölümünü temizledi. Yine bir daha dokunuyorum. Yine temizledi. Şu resmin şöyle tıklayalım. Buradan şöyle temizlenecek alanın çevresine tıkladığınızda bu temizleme işlemini yapıyor. Şimdi şunu biraz aşağıya indirelim. Şu çerçeve işte kaldığı için orayı temizlememiş. Tabii şurada küçük bir yeşil alan var. Şöyle biraz büyütelim daha net görün. Şu yeşil alanı da ben yine kaldırılacak bölümünü aldıktan sonra işaretçisini daha sonra buraya tıklayacağım ve orayı da temizlemiş olacağım. Evet şu anda tıkladım. Orayı da temizledim. Enter tuşuna basarak bu temizlemiş olduğum alanın silinmesini sağlayacağım. Şu anda o işlemi de yaptım. Söylediğim gibi çok düz bir cisim olmazsa temizlemekte de problemler olabilir. Şimdi bunu seçtikten sonra bu resmimizin üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz. Nedir bunlar? Şöyle biraz küçültelim. Köşelerden tutalım. Burada tabii ki bu arada köşelerde küçük daireler var gördüğünüz gibi. Bunların üzerine gelir. Faremizi sol tuşuyla da basılı tutarak içeri dışarı götürdüğümüz zaman büyüme küçültme işlemini de yapıyoruz. Yine şurada görmüş olduğunuz ok işaretiyle de bu resmin döndürme işlemini yapıyorsunuz. Yine shift tuşuna basarak bu döndürme işlemini yaptığınızda zannediyorum her 15 derecede bir dönme işlemi gerçekleşiyor. Biz burada düzeltmeler yapabiliriz. Bu resmimizin üzerinde şöyle biraz çıkalım. Düzeltmeler mesela burada çok parlak renk yapabiliriz. Karanlık yapabiliriz bu şekilde. Yine renk olarak siyah beyaz yapabiliriz. Diğer renklerden yapabiliriz. Düzeltmeleri şöyle önce bir düzeltelim normal hale getirelim. Renklerden mesela siyah beyaz yapabiliriz bu şekilde. Yine artistik efektlerden de önce renkli yapayım sonra şey yapayım o daha net gözüküyor. Renkli yaptıktan sonra artistik efektlerden de mesela buradan bunu seçebilirim veyahut da işte bunu seçebilirim. Yine burada resimleri sıkıştır diyor. Burada birkaç tane resim olmuş olsaydı sıkıştıracaktı. Şu anda öyle bir şey yok. Resmi değiştir diyor. Burada şayet biz bu resmi istemiyorsak değiştireceksek dosyadan mı, Bing'den mi
Van Drau'dan mı diye bize yine uyarı gönderiyor. Biz bunları istersek değiştirebiliriz. İstemiyoruz. Şimdi şu kısımda da resmi sıfırla diyor. Yani bu resim üzerinde yapmış olduğumuz bütün değişiklikleri bu seçenekle de sıfırlıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Bu resime ben şimdi efektler vereceğim. Şurada yine gördüğünüz bu efekt var, bu var. Üzerine geldiğimizde zaten değişikliği görüyorsunuz. Gölge efekti var, yine çok güzel. Bu soft efekti var, yine çerçeve efekti var. Ve şurada aşağıya ok işareti var. Ona tıkladığınız zaman burada diğer çerçeveleri görüyorsunuz. Yine bunları da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu arada şu metnimizi ben istediğim yere nasıl yerleştiririm? Önce bunu biraz aşağıya alalım da bize de engel olmasın. Burada bu metni aynı hizaya dediği zaman bakın şöyle sürüklüyorum ben herhangi bir işlem yapamıyorum. Yani resim olduğu yerde sabitlendi. Peki ben buradan şunu seçtiğim zaman kareyi bakın şu anda sadece o bölümü bıraktı. Diğer bölümlere yazımızı yazdım ve ben bunu istediğim noktaya taşıyabiliyorum. Kare şeklinde bir alanda istediğim noktaya taşıyabiliyorum. Yine bu simgeye tıkladıktan sonra burada da sıkı diyor. Yazıları biraz daha sıkı yazıyor. Yine burada boyunca yani boydan boya diyor. Burada yine altta ve üstte diyor. Burada resmin üzerine yazı yazmak istediğinizde de metnin arkasına diyor. Bu şekilde yazabiliyorsunuz. Yine burada da metnin önüne diyor gördüğünüz gibi. Yine bu seçeneklerde istediğiniz yere bu resmi taşıyabiliyorsunuz. Burada metni taşı diye zaten seçeneğimiz var. Buradaki işlemimiz bittikten sonra bakın buna dikkat ediyorsunuz. Diyelim ki benim burada işim bitti. Bu şekliyle kalacak. Hemen buradan geliyorum. Sayfadaki konumu sabitle dedikten sonra şurada dikkat edin. Ben yazıyı yazacağım ama resimde herhangi bir yer değişikliği söz konusu değil. Bu şekilde de bu resmi sayfamızda istediğimiz yere sabitleyebiliyoruz. Şimdi resmimizin üzerine yine çift tıkladıktan sonra bu ekran geliyor. Resim kenarlığı diye bir bölüm var. Hangi renkte istiyorsak yine bunları yapabiliriz bu renkleri veya şuradan diğer renklerden seçebiliriz istediğimiz gibi. Yine resim efektleri burada 3 boyutlu resim efektleri var. Bunlardan istediklerimizi seçebiliriz. Şu kısımda yine resim düzeni var. Burada resmin üzerine istersek şu şekilde gördüğünüz gibi metinler yazabiliyoruz veyahut da işte bu şu alanda görmüş olduğunuz şekillerin hepsini burada verebiliyoruz. Şurada yine konum seçeneği var. Burada da resmimizin konumunu biz sabitlemek istediğimiz noktaya alıyoruz. Mesela ben şöyle tam sayfa ortası dediğimde sayfamızın ortasını aldı. En üst orta dediğim zaman da oraya aldı. Bu şekilde istediğimiz yere de bunu alabiliyoruz. Diğer düzen seçenekleri var burada. Burada yine mutlak konumunu buradan artırıp azaltarak yapabiliyoruz. Tamam deyince şu anda sağ tarafa kaydırdı gördüğünüz gibi. Yine burada metni kaydır var. Metinle aynı hizaya kare sıkı bu şekilde yapıyoruz. Yine burada kaydırma noktalarını düzenle diyor. Biz burada istersek kaydırma noktalarını da şu köşelerden büktüğümüz zaman bu şekilde de istediğimiz gibi yazının da kaymasını sağlayarak o şekilde yine yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Burada metinle taşı diyor. Metinle taşıyı seçtikten sonra yani aslında hepsi birbirine benzeyen şeyler açıkçası. Sayfadaki konumunu sabitle diyor. Yine onu sabitledik. Burada şurada yine göstereyim size. Şöyle harfleri yazdığım zaman resmimizin herhangi bir yere gitmediğini yine görüyorsunuz. Boyutunu da yine buradan en ve boy oranını orantılı bir şekilde yükselterek şurada zaten yükseklik %63, genişlik %63 şeklinde tamam deyince resmimizin büyüdüğünü göreceksiniz. Evet tamam diyorum. Bu şekilde büyüdü. Şu bölümde burada resmimizin sola hizala, ortala, sağa hizala gibi yine seçenekleri var. Şöyle sola hizala diyorum, üste hizala diyorum. Yine buradan da biz bu biraz önce gördüğümüz bölümleri yapabiliriz. Tabii burada yanlış bir işlem yaptığımızda şurada gördüğünüz butonla yaptığımız işlemi geriye alabiliriz. Bunu aynı zamanda Ctrl Z harfiyle de yapabiliyoruz. Şurada resmimizi
Döndürebiliyoruz. 90 derece döndür, yatay ters çevir, dikey ters çevir gibi değişik seçenekler de var. Yine burada kırpma işlemi yapabiliyoruz. Şöyle mesela ben sadece bu şahsın kendi bulunduğu bölmeyi kesiyorum. Kenarlarındaki yeşil alanı bırakıyorum. Biraz da şuradan keselim. Tamam diyorum ve buradan da yine döndür diyerek düz bir hale gelmesini de sağlıyorum. Bu şekilde şimdi yine kırpın altında şekle göre kırp var. En boy oranına göre kırp var ve dolgu var, uydur var. Bu şekilde çok fazla lazım olmayacak şeyler bunlar. Yine şu bölümde bizim resmimizin boyutunu büyütüp küçültmemize yarayan bir bölüm var. Buradan ben şöyle büyütüyorum. En ve boy gördüğünüz gibi orantılı bir şekilde de büyüyor. Şimdi çevrim içi resim nasıl çağırıyoruz onu görelim. Şuradaki resmimizi silelim önce. Yine ekle diyorum ben. Buradan çevrim içi resimler diyorum. Burada Bing geldi. Burada Bing'de ben dikkat edin tırnak işareti koyuyorum. Köpek, PNG yazıyorum. Bu aramalarda özel şekiller var arkadaşlar. Bunların anlatımını yakın zamanda yine yapacağım. Google'nin ipuçları diye. Gerçekten sizlere çok kolaylık sağlayacak bir bölüm olacak. Yine tırnak işareti diyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Şu anda bize PNG formatındaki bütün köpek resimlerini getirecek. Şu anda geldi gördüğünüz gibi. Buradan birkaç tanesini ben alayım. Şu 3 tanesini alalım. Birinciyi seçtikten sonra Shift tuşuna basılı tutuyorum ikinciyi ve üçüncüyü alıyorum. Şurada zaten 3 tane ekle diye yazıyor. Hemen ben bunu ekle diyorum. Şu anda 3 tane köpeğimizi buraya ekledi. Şöyle boyutları çok büyük geldi tabii ki. Bunları biraz küçülteceğiz. Şöyle küçültelim. Hatta belgeyi biraz küçültelim. Daha rahat çalışalım. Ve bunu küçültelim. Burada dikkat ederseniz hepsini aynı bölüme alabiliyor. Yani aynı satırda her 3 köpeği de alabiliyoruz ve bunlar PNG olduğu için çok sıkıntı olmuyor. Şimdi şu köpeğimizi ben şurada yerini belirlemek için tıklıyorum ve burada serbest bir tane metni taşı diyorum. Burada istediğim bir noktaya ben bu köpeği yerleştiririm. Yine şunlar da aynı şekilde yapabilirim. Çevrim içi resim çağırma işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Tabi diğer resimleri de yani PNG olmayan normal JPEG resimleri de aynı şekilde çağırabiliyoruz. Pro Dersler kanalımda Microsoft Word 2016 ile belgelerimize fotoğraf, resim nasıl ekliyoruz onu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Sizler de her zaman olduğu gibi bana olan desteğinize esirgemez. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.